Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. Bu videoda 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden biri olan Venüs'ün İkizler Burcu'ndaki transiti ve retrosundan bahsedeceğim. Aşk, sevgi, güzellik, sosyal yaşam ve maddi gelirlerimizi etkileyen Venüs'ün bu hareketi yıl boyunca hem kişisel hem toplumsal alanlarda çok önemli olacak. Lütfen bu videoyu dikkatli izleyiniz ve videonun geri kalan bölümünde burcunuz için yaptığım yorumları da takip ediniz. Evet, Venüs 3 Nisan'da İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Ve Mayıs'ın 13'ünde Venüs İkizler Burcu'nun 21 derecesinde retro hareketine başlayacak. 25 Haziran'a kadar yaklaşık 43 gün Venüs retro harekette olacak. Ardından 25 Haziran'da ileri harekete dönecek olan Venüs 7 Ağustos'a kadar İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Bu şekilde baktığımızda 3 Nisan 7 Ağustos aralığında 4 aydan fazla bir süre Venüs'ü İkizler Burcu'nda göreceğiz. Normalde Venüs bir burçta ortalama 20-25 gün kadar transit yapar. Çünkü Güneş'e yakın bir yörüngesi vardır. Ancak retro yaptığı dönemlerde, ki bu 1,5 yılda bir olur, Venüs'ün retrosu ve yaklaşık 40 gün sürer. Bu yıl Nisan, 3 Nisan, 7 Ağustos aralığında Venüs İkizler Burcu'nda, 13 Mayıs ile 25 Haziran arasında da retro hareketinde olacak. Evet, Venüs'ün kendine has çok özel bir döngüsü vardır aslında. 8 yılda bir aynı burçta retro yapmaya başlar ve yaklaşık 1,5 yılda bir retrosunu tekrarlayarak 5 yıllık bir 5 tane retrodan oluşan bir döngü yapar ve bu gökyüzünde 5 köşeli bir yıldız oluşturur. Venüs'ün hareketlerini takip ederek çizilen görselde 5 köşeli yıldızı görürüz. Bunun tabii ki çok ezoterik, içsel anlamları var. Ve 8 yıllık döngülerle aynı burçta retro yapar. En son 2012 yılının Mayıs ayına baktığımızda Venüs'ü yine İkizler Burcu'nda retro görüyoruz. Bir önceki retrosunu da 2004 yılında yapmıştı, yine bahar aylarında. Evet, döngüsel olarak her gezegenin kendine has böyle özel süreçleri vardır, hareketleri, döngüleri vardır. Dolayısıyla bu gezegen döngüleri hayatlarımıza da zaman zaman benzer etkiler getirebilir. 2012 yılının bahar aylarını ve 2004 yılının bahar aylarını şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Tamamen aynı olmasa da en azından o dönemde yine Venüs sizin için hayatlarınızda aynı alanlarda retro hareket yapıyordu. Evet, şimdi öncelikle Venüs neleri anlatır, İkizler Burcu'nda nasıl bir enerji ortaya çıkarır ve dolayısıyla retrosunda neler bekleyebiliriz? Bunlara kısaca bir değinelim. Venüs astrolojide aşk, ilişkiler, sevgi, sosyal yaşam, maddi kazançlarımız, güzellik, estetik, denge, uyum, konfor, beklentilerimiz, bunları aslında temsil eder. Aslında tüm dünyasal zevkler dediğimiz dünyaya ait değerlerle de çok yakından ilgilidir. Nelerden hoşlanırız, neleri severiz, nasıl aşık oluruz, bir ilişkide neler bekleriz, kendi öz değer duygumuz, güzellik ve estetik alanındaki değer yargılarımız, tüm bunlar Venüs'le temsil edilir. Astrolojide terazi ve boğa burçlarının da doğal yöneticisidir Venüs. Venüs bu sefer İkizler Burcu'nda olacak. Dolayısıyla İkizler Burcu'nun temsil ettiği konularla ilgili beklentilerimiz öne çıkacak bu 4 aylık dönem içerisinde. İkizler iletişime ait bir burçtur. İletişim önemlidir. Konuşmak, sohbet etmek, gidip gelmek, her türlü bilgi paylaşımı, öğrenme süreçleri, eğitimle ilgili konular, seyahatler, yakın çevre ilişkilerimiz, akraba ilişkilerimiz, kardeşlerimiz, ticari konular, bunlar Venüs'le temsil edilir. Demek ki bu özellikle 3 Nisan'dan itibaren bizim beklentilerimiz, keyiflerimiz, arzularımız, biraz daha böyle iletişime yönelik konular, zihinsel konular, sosyal etkileşimler ve yakın çevre ilişkilerimize yönelecek gibi görünüyor. Venüs burada aşk ilişkilerinde çok tutkulu değildir. Daha yüzeyseldir, daha sosyaldir. Çünkü zihinsel iletişimi önemser. Yani onun için bilgi paylaşımı önemli, entelektüel paylaşımlar önemli hale gelir.
Biraz o aşk ilişkilerinde bağlanma konularında zorlanabilir, daha yüzeysel olabilir. Özgürlükler burada çok önemli hale gelebilir. Gezmeyi sever, seyahat etmeyi sever, okumayı sever, yeni şeyler öğrenmeyi sever. Keyif aldığımız konular bu alanlara yönelebilir. Örneğin Venüs İkizler Burcu'ndan geçerken. Şimdi 13 Mayıs'ta retro hareket yapacak dedik. 13 Mayıs'ta 25 Haziran arasındaki bu 43 günlük süreç içerisinde Venüs'ün retro döneminde tüm bu bahsettiğimiz konulardaki beklentilerimiz ve genel enerjilerde yavaşlamalar, duraklamalar, biraz zorlanmalar söz konusu olabilir. Bir gezegen retro yaptığında gezegenin enerjisi dışa değil içe doğru döner. Tabii ki bizim beklentilerimiz de biraz burada karşılanmakta zorlanabilir. Venüs'ün temsil ettiği aşk, ilişkiler, sosyal yaşam, güzellik, estetik, parasal kaynaklar, rahat ve konfora yönelik beklentilerimiz, özdeğer duygumuz ve özellikle ikizlerde olunca belki seyahatler, geziler, iletişim ve eğitimle ilgili konu ve kavramlar, sosyal yaşam, yakın çevre ilişkilerimiz, ticari faaliyetler, parasal kazançlarımız, tüm bunlarda biraz daha ne bekleyebiliriz? Duraklamalar, değişken durumlar bekleyebiliriz ve tabii ki kişisel beklentilerimizde de bazı memnuniyetsizlikler oluşabileceği gibi bu özdeğer duygumuz ve değer algılarımızda da aslında önemli değişimler ya da sorgulamalarla karşılaşabiliriz. Evet, İkizler Burcu'ndaki bir Venüs zihinseldir dedik. İletişimi önemser dedik. Dolayısıyla bu dönemde özellikle hayatımızda iletişim konuları, eğitim konuları, ve her türlü iletişime yönelik araç ve gereç. Şimdi günümüzde iletişim daha çok tabii internet, işte sosyal medya, bilgisayarlar, telefonlar, yani bunlar üzerinden daha fazla yapılıyor. Ticaret dediğimizde, ki ikizler ticareti anlatır. Ticaret, her türlü günlük hayatımızdaki ticari faaliyetler ikizlerle alakalı. Venüs'te parasal kazançlar dedik. Venüs ikizlerde parasal kazançlarımızı ticari alanlarda, demek ki bu dönemde duraklamalar, rötarlar ve bazı değer yargılarında sorgulamalar, farklılıklar getirebilecek bir süreç olacak. İletişim belki bildiğimiz gibi, yani insan ilişkileri, birebir ilişkiler yerine daha çok hani iletişim cihazları üzerinde olabilir. Burada ticari konular da yine iletişimle ilgili konuların, ticari faaliyetlerin yine biraz daha dijital ortamlarda hızlanmasını ya da bu konulara doğru daha fazla bir yönelmenin olmasını da bekleyebiliriz. Dünya gündemine baktığımızda 2020 çok zor geldi. Zaten bekliyorduk. Yıllık videolarımızda da izlemişsinizdir. 2020 çok önemli bir yıl. Büyük dönüşümler yılı. Bunu duyduğumuzda biraz bize hafif gelmiş olabilir. Ya da çok klişe bir cümleyle karşılaşmış olabilirsiniz ama gerçekten 2020 büyük dönüşümler yaşatıyor bize. Çünkü Satürn Plüto kavuşumu gibi iki önemli transit ve ardından tekrar Satürn'ün burç değiştirmesi, yıl sonunda tekrar Satürn Plüton'un Kova burcundaki birleşimi, tüm bunlar aslında çok çok önemli, daha az rastlanan ama toplumsal alanlarda güçlü dönüşümler yapan gezegen hareketleri. Şimdi böyle bir sürece girdik ve son özellikle Şubat'tan beri sağlık alanında da önemli baskılar dünya üzerinde artmış görünüyor ve bunun etkisiyle de beraber aslında tüm günlük yaşamımız, alışkanlıklarımız, sosyal ilişkilerimiz, hatta ticari faaliyetlerimiz, eğitimle ilgili faaliyetlerimiz bile büyük bir baskı altında. Ve bu kavramlar Venüs'ün özellikle bu 4 aylık İkizler Burcu'ndaki transiti sırasında dünya genelinde yaşanan bu baskılar ve zorunlu dönüşümler nedeniyle biraz daha mercek altında olabilir. Evet, eğitimle ilgili konularda yeni yapılandırmaları da bekleyebiliriz. Daha ciddi yapılandırmaları tekrar ele alınabilir mesela, eğitimle alakalı konular. Ülkemiz için düşündüğümüzde 2012 yılında bir Venüs retrosu olmuştu. En son 8 yıllık eğitim döngüsünün gündeme geldi. Yani onunla ilgili dönüşümün olduğu bir dönemi işaret ediyor. Şimdi belki yine eğitim alanında böyle bir şeyden tekrar sorgulanacağı, tekrar ele alınacağı ya da düzenlenebileceği bir dönemde olabiliriz. Daha fazla internet üzerinde dijital eğitimlerin,
öne çıkmasını ve bununla ilgili düzenlemeler olmasını bekleyebiliriz. Yine aynı şekilde ticari faaliyetlerinde biraz daha düzenlenmeleri söz konusu bu süreçte mümkün olabilir. Evet, aşkı etkiler dedik, ilişkiler dedik. Tabii Venüs olunca hem özel ilişkilerimiz hem ülkeler arası ilişkiler, toplumsal ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler, evlilik gibi konular da gündemimizde oluyor. Öncelikle şu konuda bir uyarı da yapmak istiyorum. Venüs'ün retro dönemlerinde genellikle ilişkiler alanında çok önemli kararlar vermemek gerekir. Yani imza atmak, sözleşmeler, yani evlilik gibi konular, ortaklıklar, işbirlikleri, bunlara dikkatli yaklaşmak gerekiyor. 13 Mayıs'la 25 Haziran arasındaki bu retroda lütfen, yani mümkünse evlilik, ortaklık, işbirliği, imza atmak, sözleşme yapmak, yani bunlara dikkatli yaklaşın. Tabii diyorsunuz ki hani yaz, genellikle evlilik mevsimi de yazın oluyor. Mayıs, Haziran, bunlar en fazla evlilik için tercih edilen dönemler. Eğer önceden böyle bir düzenleme yaptıysanız, programladıysanız tabii ki bunu erteleyemezsiniz. Ancak genel olarak da hani günlük hayatımızdaki ilişkileri, akraba ilişkilerine işte biraz dikkat edelim. Çünkü Venüs retrosu bu sosyal ilişkilerde böyle memnuniyetsizlikler, anlaşmazlıklar, dedikodular ve benzeri durumları yaratabiliyor. Güzellik, estetik, kişisel bakım, hani bunlara dikkat edelim. Eğlence ortamlarındaki beklentilerimiz biraz kısıtlanabilir. İşte toplantılar, sosyalleşme olanakları biraz kısıtlanabilir. Yani bunlara da temkinli yaklaşmakta bu dönemde fayda var. Ve Venüs'ün retro olduğu dönemlerde güzelliği, estetiği, altın oranı temsil eden Venüs, tabii ki estetik, güzellik beklentilerimizi de biraz kısıtlayabilir. O nedenle lütfen sevgili, özellikle hanım dinleyicilerimiz, 13 Mayıs'la 25 Haziran arasında estetik, güzellik, kişisel bakım ve benzeri konulara dikkatli yaklaşalım. Çok radikal işlemler yaptırmamaya çalışalım. Çünkü memnun olmayabiliriz. İstediğimiz gibi olmayabilir. Yani çok sorun çıkmasa bile hani sanki enerji biraz düşecek, yavaşlayacak. Çok daha iyi zamanlar var bunu yapmak için. Biraz beklemekte fayda var. Tabii ki güzellik alanlarında çalışan, işi, mesleği, güzellik olan kişilerin de bu dönemde lütfen işlerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü onların da müşterilerinden yana memnuniyetsizlikleri olabilir. Bazı böyle terslikler söz konusu olabilir. Finans piyasaları etkilenebilir Venüs'ün retro dönemlerinde. Yani tüm değerli metalleri, tüm değerli madenleri, yani Venüs yönetiyor. Dolayısıyla altını da Venüs yönetiyor. Mücevherleri de Venüs yönetiyor. Parayı Venüs yönetiyor. Şimdi Venüs'ün retro olduğu dönemde burada bir değer kaybı oluşabilir. Ya da değişken şartlar, çünkü ikizler değişken bir burç. Değişken bir burçtaki Venüs'ün retrosu şartların da çok değişken olabileceğini, güvenilmez olabileceğinin de işaretçisi. Dolayısıyla yatırım yapmak için de çok uygun bir dönem değil. Yani alışverişler için, özellikle değerli alışverişler, yatırımlar veya hani güzellik ve estetikle bağlantılı alışverişler, altın ve mücevher gibi yatırımlar için de bu dönem çok doğru olmayabilir. Ona da yine dikkat etmemiz gerekiyor bu süreçte. Evet, insan ilişkileri, sosyal ilişkilerin biraz kısıtlanabileceği bir dönem. Yakın çevre ilişkilerimiz, kardeşler, akrabalarla olan ilişkilerde yine karmaşalar yaşayabiliriz. Memnuniyetsizlikler oluşabilir. Bu Venüs retrosu çok ilginç bir dönemde yaşayacağız. Çünkü bu yazın özellikle Haziran ve Temmuz ayında 3 tane tutulma arka arkaya olacak ve Venüs retrosunun olduğu dönemde 2 tane tutulma var. 5 Haziran'daki Yay burcundaki Ay tutulması ve 21 Haziran'daki Yengeç burcundaki Güneş tutulması sırasında Venüs retro olacak. Hatta 21 Haziran'da Venüs'le beraber Merkür de retro olacak. Dolayısıyla bu yazın meydana gelecek tutulmalarda Venüs'ün retro enerjisini çok güçlü hissedeceğiz. Bu hem kişisel ilişkilerimiz, hem sosyal alanlarda olup bitenler konusunda, hem finans alanlarında ciddi sıkıntılar yaratabilecek bir dönem aslında.
Hiç mi hoş etki yok diye sorabilirsiniz. Bazı özel karmik etkiler var tabii. Şimdi ezoterik olarak baktığımızda gezegenlerin retro süreçleri karmik hak edişlerle de alakalıdır. Özellikle Venüs ikizlerde bazı ilişkilerde böyle karmik karşılaşmaları, hani ruh eşleri, ruh ikizleri dediğimiz bazı durumları hayatlarımıza sokabilir. Ama bunlar çok spesifik etkiler. Özellikle kişisel doğum haritalarımızdaki yerleşimlerle bağlantılı olacaktır. Yani kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle retro gezegenleriniz varsa, Venüs retrosu, Mars retrosu ve bunlar ikizlerle açı yapan özellikle hava gruplarında ya da ateş gruplarında gezegenlerse, tabii ki daha özel, daha böyle karmik ilişkiler, tanışmalar, karşılaşmalar olabilir. Hatta yarım kalmış bir ilişkinin, geçmiş bir sevgilinin karşınıza çıkması, tekrar bir araya gelmeniz ya da evrenin size tekrar ikinci bir şansa sunması gibi önemli etkilerde olabilir. Bunlar bu yaşamdaki ilişkilerin devamı olabileceği gibi tabii ki daha derinden gelen, daha karmik ilişkilerin, karmik ikiz ruhların karşılaşması gibi böyle çok özel şeyler de etkiler de içinde barındırıyor. Bunlar özel etkiler. Bazı kişiler için de çok özel hak edişler, belki parasal anlamda. Beklentileri daha önce haksızlığa uğramıştır örneğin. Şimdi o haksızlığa uğradığı alanda evren ona hak ettiği bir şeyi sunabilir örneğin. Bunlar özel etkiler ve tutulma döneminde de karşılaşacağımız, yaşayacağımız için tabii ki böyle özel durumlarla da bu dönemde kişisel olarak karşılaşmamız mümkün görünüyor. Ama bu genel bir video ve daha çok genel etkilerden bahsediyorum şu anda. Evet, para konularına dikkat edeceğiz, ilişkilere dikkat edeceğiz, evlilik, sözleşme, anlaşmalar, işbirliklere dikkat edeceğiz, önemli alışverişler yapmayacağız, estetik, güzellik gibi konulara dikkatli yaklaşacağız. Peki ikizler bir de neyi temsil eder? İkizler bedenimizde solunum yollarını temsil eder. Akciğerleri yönetir. Şimdi Venüs gibi bir gezegen ikizler burcunda retro, özellikle 5 Haziran ve yakınları, yani Haziran ayı içerisindeki yay burcundaki ay tutulmasını çok önemsiyorum. Onunla ilgili ayrıntılı bir video hazırlayacağım ama o videoda özellikle Venüs çok önemli etki alıyor ve kritik bir tutulma, sağlık konularında çok etkileyebilecek bir tutulma. Venüs'ün bu pozisyonu şu anda hani solunum yolları ve akciğerler dedik ve özellikle İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür de virüsleri de temsil eder. Bakın, bağlantıları kurduğumuzda solunum yollarımızı etkileyebilecek ciddi hastalıklar, salgınlar ve virüslerle bağlantılı problemleri arttırabilecek bir dönem. Bakın, çoğu zaman aslında bu video çektiğim dönemde dünyada büyük bir salgın yaşanıyor. Şimdi yaz aylarında bunun yavaşlaması bekleniyor. İnşallah da öyle olur. İnşallah bu salgın ortadan kalkar. Ancak Venüs retrosu ve bu tutulma döngüsü şöyle bir sembolik barındırıyor içerisinde. Yani bir şeyin tekrar ortaya çıkabileceği, tekrar sorun haline gelebileceği, bitti zannedilen bir konuyla tekrar uğraşmamızın gerekebileceği gibi bir durum var. Belki virüsün, hani sıcaklarda ölmesi beklenen virüsün ölmediği anlaşılabilir ya da bir şekilde mutasyona uğrayabilir. Salgın hani sıcaklarda da etkisini arttırabilir. Bu durumda tabii Venüs retrosu özellikle solunum yolları, akciğerleri zorlayan böyle bir salgında tehlike boyutlarını arttırıyor. Ve bununla bağlantılı olarak tüm dünya üzerinde seyahatlerde kısıtlamalar. Çünkü ikizler seyahatleri yönetiyor. İletişimde problemler, kısıtlamalar, sosyal hayatta kısıtlamalar, rötarlar, ticari hayatta önemli etkilenmeler ve dolayısıyla tüm hepimizi etkileyecek parasal ve finansal alanlarda gecikmeler ya da hani sıkıntıları, kısıtlamaları gündeme getirebilir. Yani inşallah böyle bir durum oluşmaz ama tabii etki artıyor. En fazla etkilenen ülkelerden birisi İtalya'ydı. Çünkü ikizler burcu İtalya. Ve onun ülke haritasında, horoskobunda çok önemli etkiler vardı zaten yıllık haritasında ve bu Merkür retrosuyla beraber, balık burcundaki retroyla beraber böyle bir salgın ardından tabii ki ticari boyutta da önemli kayıplar gündeme geldi. İtalya ile ilgili özellikle ticaretiyle, turizmiyle ve dolayısıyla parasal
ekonomik durumuyla alakalı çok çok ciddi gelişmeler yine bize Venüs retro döngüsünde bekleyebilir. Bununla beraber yine dünya üzerinde önemli seyahat trafiğinde kısıtlamaların olabileceği bir sürece girebiliriz. Ve bir ilginç gelişme de incelediğim kadarıyla Donald Trump ikizler burcu 21 derece ikizler güneşi var. Üstelik dolunayda doğmuş, yay dolunayında doğmuş. Ve 13 Mayıs'ta Venüs ikizler burcunu 21 derecesinde retro yapacak. Yani onun güneşinin üzerinde retro yapacak. Ve Haziran ayındaki tutulmalardan da çok etki alıyor kendisi Venüs retrosuyla beraber. Dolayısıyla yani onun çok etki alacağını düşünüyorum bu dönemde. Tabii bu önünde onu bekleyen seçimler var, işte politik durumu var, bununla ilgili zorluklar olabilir ama daha çok sanki güneşi etki aldığı için sağlığıyla ilgili zorlanmalar olacak gibi görünüyor. Yani acaba hani bulaşıcı hastalığa mı yakalanır ya da başka türlü bir durum mu söz konusu olur? Bunlar bir soru işareti ama olasılıklar dahilinde yani Trump'ın da çok çok önemli etkiler alabileceğini söyleyebilirim ve bu bir hastalık şeklinde, hatta bir bulaşıcı hastalık şeklinde de olabilir tabii ki. Şimdi Venüs geçişinin burcunuza ve yükselen burcunuza göre olan etkilerini kısa kısa anlatacağım. Evet, sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Venüs 3. evinizde yaklaşık 4 ay hareket edecek. Özellikle yakın çevrenizdeki kişilerle olan ilişkileriniz öne çıkıyor bu dönem içerisinde. Venüs'ün ileri harekette olduğu süreçte, yani 3 Nisan'la 13 Mayıs arasında daha fazla akrabalarınız, kardeşleriniz, komşularınız, arkadaşlarınız, yakınlarınızla diyalog içerisinde olmanız, daha hoş ilişkiler kurmanız mümkün. Bu dönemde gerek seyahatler olsun, gerek eğitimle ilgili faaliyetler olsun aslında Venüs'ün şansıyla da beraber biraz artabilir, gelişebilir. Ancak 13 Mayıs ile 25 Haziran arasındaki o retro dönem, bazı şeyleri sorgulayabileceğiniz, biraz bu bahsettiğimiz iletişim ve ilişkiler alanında yavaşlamaların, duraklamaların olabileceği bir süreci işaret ediyor. Kardeşlerle ilgili, akrabalarla ilgili bazı anlaşmazlıklar, memnuniyetsizler, ticari faaliyetlerinizde gecikmeler, eğitim planlarınız ya da herhangi bir seyahat planınızda gecikme ya da ertelemeler, yani bunların gündeme gelebileceği bir süreç. Özellikle tutulmanın olacağı 5 Haziran ve yakınlarına hem trafikte, hem ulaşımda, hem akraba ilişkilerinde lütfen dikkat edelim. Tabii her koç aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda, yani ikizler, yay, balık, başak burçlarında gezegenleriniz varsa, bu Venüs retrosundan ve bahsettiğim dönemdeki özellikle 13 Mayıs ile 25 Haziran arasındaki döngüden daha sert etkiler alabilirsiniz. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Evet sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Venüs sizin gezegeniniz. Dolayısıyla Venüs'ün geçişleri, ziyaret ettiği burç, transitleri ve özellikle retro dönemi sizin için bireysel olarak çok önemli. Venüs'ün retro olduğu dönemde 13 Mayıs ile 25 Haziran arasında genel bir enerji düşüklüğü, bir motivasyon azalması hissedebilirsiniz. Sağlığınızı bile etkileyebilir. Lütfen unutmayın bunu. Ve ikinci evinizde bir Venüs var. 4 ay boyunca, demek ki bu yazın para konuları çok önemli sizin için. Gelirleriniz, giderleriniz, yatırımlarınız, kazançlar, özellikle Mayıs ayından itibaren ay düğümleri de bu aksa gelecek. 5 Haziran'dan itibaren tutulmayı da yine para alanınızda yaşayacaksınız. Hani paraya dikkat etmek gerekiyor. Evet, Venüs iyicil bir gezegen. Dolayısıyla 3 Nisan'la 13 Mayıs arasında parasal kazançlarınızı arttırabilir. Aslında bu dönemde yapmanız gereken neyse, hani faaliyet alanında yatırım mı yapmak istiyorsunuz, bir şeyler mi almak istiyorsunuz, lütfen 13 Mayıs'a kadar alın. 13 Mayıs'la 25 Haziran arasındaki retro döneminde parayla ilgili önemli radikal kararlar vermeyin. Çünkü memnuniyetsizlikler olabilir, yanlışlıklar olabilir, hatta parasal gelirlerde bir gecikme, erteleme, sıkıntılar oluşabilir, değer kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu dönemde önemli alışverişler yapmamaya çalışın, yatırımlar yapmamaya çalışın. Tabii sağlığınıza da dikkat edin. Boğaz bölgesi, cinsel bölgeler,
akciğerler solunum yolları. Özellikle Venüs retrosunda sizin için biraz riskli olabilir. 5 Haziran ve yakınlarındaki tutulma döngüsünde de genel sağlığınıza lütfen dikkat edin. Güzellik, estetik, kişisel bakım ve benzeri bazı amaçlarınız varsa bunları da 3 Nisan'da 13 Mayıs arasındaki dönemde yapmaya çalışın. Retro döneminde bunlardan uzak durun ya da 25 Haziran sonrasında yine ilgilenebilirsiniz. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçlarda İkizler, Yay, Balık, Başak, artık bunları hepimiz biliyoruz. Değişkenlerde gezegenleriniz varsa etkiler artar. Daha güçlü etkiler alırsınız. Ancak değişkenler değil de hani sizin hava gruplarında ya da ateş burçlarında yerleşimleriniz öne çıkıyor. Veya kişisel haritanızda Venüs'ünüz retro, Mars'ınız retro, yani retro gezegeniniz var. O zaman daha özel, daha karmik etkiler alabileceğinizi, bazı gecikmiş hak edişlerle karşılaşabileceğiniz, hani bunun gibi özel bazı durumların da sizi bulabileceğini unutmayın. Bu önemli bir dönemde olabilir sizin için. Doğum haritalarınıza bu anlamda dikkat edin bu süreçte. Evet sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi bu çok önemli bir hareket tabii ki. Diyorsunuz Venüs burcuma geliyor. 3 Nisan'dan 7 Ağustos'a kadar 4 ayda kalacak. 2020'nin çok önemli bir yıl olduğunu söyledik. Çünkü çok önemli ve ilginç gezegen hareketleri var gerçekten. Yani hepsi birbirinden ayrı, hepsi birbirinden güçlü ve özel anlamlar içeriyor. Tabii ki Venüs'ün burcunuzdaki bu 4 aylık ziyareti ve özellikle de retro hareketli olması sizin için de önemli. Bu dönemde bir kere hayata bakışınız, değer yargılarınız, ilişkilerdeki beklentileriniz, parayla ilgili ilişkileriniz daha fazla sorgulanabilir. Değişimler de olabilir. Venüs iyicil bir gezegen. Jüpiter'den sonra ikinci şans gezegeni. Dolayısıyla 3 Nisan'la 13 Mayıs arasındaki hani ileri hareketli olduğu dönemde daha bir güçlüsünüz aslında. Bir Venüs koruması altındasınız. Bu size gerek sosyal yaşam, gerek aşk ilişkileri, gerek parasal kazançlar anlamından destek getirebilir. Ha, güzelleşmek istiyorsanız, şöyle bir şeyler yaptıracaksanız estetik anlamda, lütfen bunu da 13 Mayıs'a kadar yaptırabilirsiniz. Bu anlamda yine sorun yok. Ama 13 Mayıs ile 25 Haziran arasına dikkat edeceğiz. Yani güzellik, estetik, kişisel bakım, hatta böyle alışveriştir, şudur budur, onlardan uzak duracağız. Hani evlilik ilişkileri, anlaşmalar, sözleşmeler, bu dönemlere dikkat edelim. Birinden bir teklifle karşılaştık, biriyle karşılaştık, aşık olduk, hoşlandık ve benzeri. Bu retro döneminde ise lütfen retro bitene kadar çok kesin kararlar vermemeye çalışalım. Ama bazılarımız için de böyle çok özel etkiler getirebileceğini söyledik. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle Venüs'ünüz retro ise ya da retro gezegenleriniz öne çıkıyorsa. Veya ikizler, terazi, kova gibi burçlarda şöyle bir Venüs'ünüz, Mars'ınız varsa. Bu Venüs retrosu çok özel karmik ilişkileri gündeme getirebilir. Hatta geçmiş bazı ilişkilerinizi çözmeniz için, yarım kalmış ilişkileri tamamlamanız için de size evren bazı özel fırsatlar sunabilir. Bunlar özel kişisel etkiler tabii. Her ikizler için aynı etkiler olmaz. Kişisel haritalarımıza göre değişiyor. Ama haritalarımızda özellikle değişken burçlarda gezegenler varsa ve bunlar biraz malefik gezegense, yani Satürn, Uranüs, Plüto gibi, Mars gibi daha sıkıntılı gezegenlerse, o zaman sizin için bu Venüs retrosu gerek sağlık, bedensel anlamda, gerek ilişkiler anlamında, gerek parasal kaynaklar anlamında daha sıkıntılı, daha böyle kısıtlayıcı, zorlayıcı bir dönem olabilir. Buna da dikkat edelim. Solunum yollarımıza dikkat edelim. Bulaşıcı hastalıklara dikkat edelim lütfen. Çok önemli ticari risklere de girmeyelim. İlişkilerle de ilgili önemli kararlar vermeyelim. Özellikle 13 Mayıs 25 Haziran arası ve özellikle 5 Haziran ve yakınları ve özellikle doğum günü de 5 Haziran ve yakınlarında olan sevgili ikizler. Güneşinizin üzerinde olacak çünkü bu Venüs retrosu. Bu dönemlerde riskler biraz daha artıyor. Kendimize her anlamda daha fazla önem vermemiz gereken bir dönem. Bir ilişki içerisinde acaba değer yargılarınızın da sorgulanabileceği bir dönem olduğu için bir ilişki yaşıyorsanız o ilişkiden beklentileriniz, değer görüp görmediğiniz ya da kendinizle ilgili değerleriniz, tüm bunları da şöyle bir gözden geçirip sorgulayabileceğiniz bir dönemde olacaksınız diyebilirim.
Ve sevgili yengeçler, yükselen burcu yengeç olanlar. Evet, Venüs 12. evinizde uzun bir süre hareket ediyor. 12. ev daha çok geri planda olan enerjiler anlamına gelir. Yani sizin çok da görmediğiniz, bilmediğiniz konularla alakalıdır. İkizlerdeki bir Venüs, yani şu dönemde aslında tanıdığınız, tanımadığınız herkesle olan ilişkilere dikkat edin anlamına geliyor. Yani duyduğunuz şeylere çok inanmayın, her şeye güvenmeyin. Çünkü gizli düşmanlıkları açık bir dönemdesiniz. Dedikoduların olabileceği bir dönemdesiniz. Özellikle retro döngüsüne 13 Mayıs 25 Haziran arasında. Bazı yengeçler bu yaz aylarında böyle gizli ilişkiler, platonik ilişkiler kurmaya da meyilli olabilirler. Başkalarından gizlediğiniz ilişkiler varsa, özellikle retro süreçte ve tutulma döngüsü 5 Haziran ve yakınlarında bir anda bunların ortaya çıkması, görünür hale gelmesi, bir anda hayatınızın karman çorman olması mümkün. İş ortamında kurduğunuz ilişkilere de dikkat edin. Gizli ilişkilere dikkat edin. Mümkünse tabii ki gizlemek zorunda kaldığınız ilişkiler kurmamakta fayda var bu dönemde. Ama işte platonik konular ya da hiç bilmediğiniz bir yerde hani size hayran olan, sizi seven bir platonik aşk çıkabilir ortaya. Bir gizli hayranlığınız ortaya çıkabilir gibi. Ya da çok karmik ilişkiler yine bu dönemde daha spiritüel, daha derin ilişkiler, hesaplaşmalar dediğimiz ilişkiler bu retro döneminde ortaya çıkabilir. Bir anda yaşanır ve bir anda biter. Ama bir anda hani bir şekilde bir şey size bir şeyler öğretir ya da bazı bedeller ödetir gibi bu durumlar olabilir. Hırsızlıklara dedik, gizli düşmanlıklara, aldanmalara, aldatılmalara, iş hayatında, ticari konularda, para konularında dikkat edelim ve genel sağlığımıza da tabii ki dikkat edelim sevgili yengeçler. Venüs'ün retro süresince sağlık konularımız da biraz risk altında. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. İkizler, yay, balık, başak gibi burçlarda malefik gezegenleriniz öne çıkıyorsa sağlık konularınız biraz daha burada risk teşkil edebilir. Lütfen kendinize özen gösterin bu süreçte. Evet sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Venüs retrosu aslında size biraz hoş ve sürpriz etkiler de getirebilir. Venüs geçişi 4 aylık bir süreç sosyal hayatınızı canlandıracaktır. Özellikle Nisan'la Mayıs arası, yani 3 Nisan'la 13 Mayıs arasında Venüs ileri hareketteyken daha fazla sosyalleşebilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, arkadaşlarınızla bir arada olabilirsiniz. İş hayatınızda bile böyle grup etkinlikleri, ekip çalışmaları var gündemde. Hatta işle bağlantılı ya da özel amaçlı böyle arkadaşlarınızla da organize edebileceğiniz biraz seyahatler, geziler, bunlar da gündeme gelebilir. 13 Mayıs'la 25 Haziran arasında da biraz planlar duraklayabilir. Yani engeller, gecikmeler olabilir. Toplantılar, partiler, davetler, nişan, düğün törenleri ve benzeri konulara plan program yapıyorsak dikkat edelim. Ne dedik? Yani 13 Mayıs'ta 25 Haziran arasında mümkünse bunları yapmayalım. Ya 13 Mayıs'tan önce ya 25 Haziran'dan sonra yapalım. Özellikle böyle bir parti, eğlence, organizasyon işleriyle çalışıyorsanız ki aslanlar büyük oranda bu tarz işlerde görebiliriz onları. İşte bu 13 Mayıs'ta 25 Haziran arasında yapacağınız faaliyetler biraz zorlayabilir sizi. İnsanları memnun etmekte zorlanabilirsiniz. Şikayetler olabilir, gecikmeler, ertelemeler olabilir. Sizin dışınızda, toplumsal alanlarda, hani iletişim, ulaşım ve bu alanlarda kısıtlamalar ve benzeri konular olabilir. Birçok aslan için de bu dönem uzun süredir görmediğiniz akrabalarınız, uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınız, hatta eski flörtler, aşklar, eski eş ve benzeri, hani böyle geçmişten gelen kişilerle diyaloglarınızın olabileceği, bir şekilde hani o yarım kalmış ilişkilerin tamamlanma fırsatı bulacağı, biraz nostaljik etkilerin öne çıkacağı özel bir dönem de olabilir sevgili aslanlar. Özellikle kişisel doğum haritalarınızda hava ve ateş burçlarında gezegen yerleşimleriniz varsa, Venüs'ünüz, Mars'ınız özellikle, ateş burçlarında ya da hava burçlarındaysa böyle özel hoş etkilerle de bu dönemde karşılaşabilirsiniz. Ve sevgili başaklar, yükselen burcu başak olanlar. Evet, Venüs geçişi sizin 10. evinizde ve 4 ay boyunca, yaz boyunca aslında biraz siz geleceğinizle ilgili konular, kariyer konuları, kariyerle ilgili hedefleriniz, işiniz, gücünüz, mesleğiniz,
kariyere dair kurduğunuz ilişkiler, bunlara daha fazla yönelme potansiyelindesiniz. Tabii Venüs özellikle 3 Nisan'la 13 Mayıs arasında size bazı hoş destekler de getirebilir. Fırsatlar, iş fırsatları da getirebilir bu dönemde. 13 Mayıs'la 25 Haziran arasında retro döneminde geçmişten gelen bazı işlerle de uğraşabilirsiniz. Örneğin daha önce çalıştığınız bir şirketten sizi arayabilirler. İşte daha önce yaptığınız ama yarım bıraktığınız bir işi tekrar ele alabilirsiniz gibi bunlar olabilir. Ama bazı tabii ki gecikmeler, ertelemeler de olabilir. Biraz yavaşladığımız bir dönem. Ticaretle uğraşıyorsanız, işiniz iletişimle, eğitimle ve seyahatlerle bağlantılıysa, özellikle bu sektörler daha fazla etkilenebilir çünkü. Bu alanlarda yavaşlamaları, gecikmeleri bekleyebiliriz. Para konularına dikkatli yaklaşalım. Çok risk almamaya çalışalım. Üstlerle ilişkilerimiz, aile büyükleriyle olan ilişkilerimiz, ebeveynlerle olan ilgili konular, ebeveynlerimizin sağlıkları, onların genel hayat şartları, biraz bu dönemde onlara odaklanmamız, onları şöyle bir gözden geçirmemiz, bir şeyleri düzeltmemiz mümkün görünüyor. Sevgili Başaklar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Burcunuz ve yükselen burcunuz dışında değişken burçlarda kişisel gezegenleriniz varsa, bu Venüs retrosunun size bireysel olarak etkileri çok daha güçlü olabilir. Ve sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, evet Venüs sizin gezegeniniz. Dolayısıyla Venüs'ün retro dönemleri sizi çok etkiler, tıpkı boğalarda olduğu gibi. Ve özel bazı etkiler de verebilir. Çünkü Venüs bu sefer hava burcu bir burçta. İkizlerde retro yapacak. Yani birçok terazi içinde çok özel, ilginç, karmik enerjilerin devrede olduğu bir dönemdeyiz. 9. evinizde bir Venüs retrosu var. Ama retro olmadığı dönemleri de işin içine katarsak tam 4 ay boyunca 3 Nisan ile 7 Ağustos arasında Venüs 9. evinizde. Demek ki aslında bu dönemde sevgili teraziler, seyahatler, yurt dışı ile ilgili konular, iletişimle ilgili konular, akademik alanlar, eğitim ne ilgili girişimler, hukuksal işleriniz, yakın uzak sizin veya eşinizin akrabaları, yakınlar, akrabalar, onlarla ilişkiler çok fazla gündem altında. Çoğu zaman evet hoş etkiler, fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Özellikle ileri harekette olduğu dönemlerde. 3 Nisan 13 Mayıs arası bu anlamda daha olumlu görünüyor. Seyahat planlarınızı bu dönemde yapabilirsiniz. Ya da eğitimle ilgili bir girişim. Ya da medya, basın işleriniz, iletişim sektöründeki faaliyetleriniz, yurt dışı ile bağlantılı bazı konular. Bunlara bu dönemde daha rahat yaklaşabilir, sonuç alabilirsiniz. 13 Mayıs ile 25 Haziran arasında bazı rötarlar, gecikmeler olabilir. Burada planlarımız biraz tıkanabilir. Sıkıntılar, gecikmeler olabilir. Ama bazı özel tesadüf dediğimiz, hiçbir şey tesadüf değildir aslında. Hani karmik bir durumdur. İlginç karşılaşmalar, ilginç fırsatlar, hak edişlerin size gelişleri, yani bunun gibi gerek eğitim olsun, gerek hukuksal konular olsun, gerek bazı ticari konular olsun, önemli bazı fırsatlarda karşınıza çıkabilir. Güzellik, estetik, önemli alışverişler, anlaşmalar, sözleşmeler, evlilik, nişan ve benzeri gibi konular, önemli ticari girişimler, özellikle 13 Mayıs ile 25 Haziran arasında bunları mümkün olduğunca bekletelim, erteleyelim. Ama bu dönemde uzun süredir görmediğimiz bazı akrabalarımızla görüşebiliriz. Daha önceden gittiğimiz, çok sevdiğimiz bazı yerlere tekrar gidebiliriz. Bunun gibi hani retro dediğimiz nostaljik etkiler de karşımıza çıkabilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz sevgili teraziler. Özellikle Venüs'ünüz, Ay burcunuz, kişisel gezegenleriniz, Mars'ınız, hava burçlarında, ateş burçlarındaysa bu Venüs retrosu size hoş ve ilginç bazı tesadüflerde getirebilir. İlginç karmik etkilerle karşılaşabilirsiniz. Ancak değişkenlerde burçlarınız varsa, yani ikizler, başak, balık, başak gibi, balık gibi, başak gibi, yay gibi burçlarda özellikle gezegenleriniz varsa, o zaman biraz dikkat edelim. Retro döneminde, özellikle Haziran ortalarında seyahatlere dikkat edelim, ticari alışverişlere dikkat edelim, akraba ilişkilerine dikkat edelim. Buralarda anlaşmazlıklar olabilir. Hukuksal konulara temkinli yaklaşalım.
beklemediğimiz durumlar karşımıza çıkabilir sevgili teraziler ve tabii ki genel sağlığımız. Çünkü Venüs'ün retro olduğu dönemlerde zaman zaman enerji düşüklüğü, biraz böyle sağlık sorunları, solunum yolları ile ilgili problemler, bağışıklık sistemi sorunları, cinsel bölgelerde hassasiyetler, özellikle bel bölgesi terazinin daha hassastır. Buralarda hassasiyetler artabilir. Kendinize de özellikle dikkat etmenizde fayda var sevgili teraziler. Evet sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Venüs 3 Nisan 7 Ağustos aralığında 8. evinizde olacak. Bu süreç uzun bir dönem. Finans konuları, para konuları, özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar, ödemeler, vergi, sigorta, nafaka, miras, kredi ve benzeri konuları gündeme getiriyor. Şimdi 13 Mayıs'a kadar olan dönemde evet bazı olumlu etkiler altında olabilirsiniz. Yani çözüm yolları bulabilirsiniz ama lütfen 13 Mayıs'la 25 Haziran arasında kredi almak, borçlanmak, herhangi bir borcu geciktirmek ya da bununla ilgili hisseli paralar alanında kararlar vermek için çok doğru olmayabilir. Dikkat edelim. Miras konuları, nafaka konuları, unutulmuş geçmişten gelen bazı vergi cezaları ya da benzeri konular. Haziran ayında biraz sıkıntı yaratabilir. Eşinizle paylaştığınız kaynaklara dikkat edelim. Önemli alışverişleri bu dönemde yapmamaya çalışalım. Tabii ki bazı operasyonlar, sağlık için operasyonlar olabilir, güzellik, estetik için operasyonlar olabilir. Planladıysak bu dönemlere dikkat edelim. Eğer böyle bir planımız henüz yoksa 13 Mayıs ile 25 Haziran arasında herhangi bir operasyon ve ameliyatın da çok doğru olmayacağını göz önünde bulundurmakta fayda var. Tabii bütün akrepler aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakınız. Özellikle ikizler, yay, balık, başak gibi değişken burçlarda öne çıkan gezegenleriniz varsa o zaman bireysel olarak etki alabilirsiniz. Ama bu burçlarda sizin önemli bir gezegeniniz yok. Yani haritanızda bu burç gruplarında yerleşimleriniz yok. O zaman tabii ki çok da önemli bir etki almak zorunda değilsiniz sevgili akrepler. Evet sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, en fazla etkilenen burçlardan biri sizsiniz. Siz hem bir değişken burçsunuz hem de Venüs retrosu tam karşıt burcunuzda meydana gelecek. Evet 3 Nisan'la 7 Ağustos arasında Venüs ikizlerde. Bu dönem yaz aylarını özellikle ilişkileriniz bakımından çok öne çıkarıyor. Birçok yay yeni tanışmalar da yaşayabilir. Evlilik kararı da verebilir. Evlenebilir de. Teklifler de alabilir. İş birlikleri, ticari anlaşmalar, ilişkiler, böyle ortaklıklar alanında da hareketli bir dönemdesiniz. Ama lütfen şuna dikkat edin. Lütfen bir anlaşma yapacaksanız, evlenecekseniz, iş birliği için bir harekete geçecekseniz ve imza atacaksanız bunu 13 Mayıs'a kadar yapmaya çalışalım. 13 Mayıs'ta 25 Haziran arasında bu tarz iş birlikleri, ilişkiler, evlilikler, sözleşmeler, bunlara temkinle yaklaşıyoruz. Yani şunlar olabilir. Retroda işte eski eşle ilgili mevzular ortaya çıkabilir. Uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınız karşınıza çıkabilir. Yarım kalmış sorunlarla uğraşabilirsiniz gibi. Ama bazı yaylar içinde dedik ya Venüs retrosu ruh eşleri, ruh ikizleri ve benzeri gibi çok özel durumlar da yaratabiliyor. Şimdi bunun için tabii ki doğum haritanız önemli. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle retro bir Venüs'ünüz varsa, Mars'ınız varsa ya da değişken burçlarda böyle özel yerleşimleriniz varsa ve gerçekten kişisel doğum haritanızdaki kombinasyonlar bu Venüs retrosuyla çok özel bağlantılar kuruyorsa İlişkiler alanında da çok özel fırsatlar bekleyebilirsiniz. Yani ilginç, kadersel dediğimiz karşılaşmalar, tanışmalar, hatta hani hiç olmaz dediğiniz, hani aklınızda kalan bir ilişkinin, yaşayamadığınız ya da yarım kalmış bir ilişkinin tekrar sizin karşınıza gelmesi ve onun bir şekilde kadersel olarak tamamlanması, yani tüm bunlar buna benzer etkiler böyle bir retroda, böyle bir özel retroda karşımıza çıkabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Özellikle 5 Haziran ve yakınlarında yay burcunda ay tutulması olacak. Venüs retrosu aktif. Mars balıkta olacak. Yani sizin için kritik dönem 5 Haziran ve yakınları, ki sevgili yaylar özellikle doğum gününüz 5 Aralık ve yakınlarıysa bireysel olarak daha fazla etki alabilirsiniz. Solunum yollarınız, bağışıklık sisteminiz hassas olabilir. Bu dönemde risk almayın, dinlenmeye çalışın. Kendinize lütfen dikkat edin sevgili yaylar. Evet,
Ve sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar, 2020 zaten birçok gezegen geçişi sizin için önemli ve hayatınızda da gerçekten çok radikal, önemli dönüşümler oluyor sevgili oğlaklar. Şimdi bir de ikizler burcunda böyle bir önemli hareketimiz var. 3 Nisan'la 7 Ağustos arasında Venüs ikizler burcunda olacak, sizin 6. evinizde. Evet, şimdi 6. ev günlük hayatınız, çalışma koşullarınız, mesleğiniz, sağlığınız. Venüs'ün retro olduğu dönemde 13 Mayıs 25 Haziran arasında ve özellikle Haziran ortalarında genel sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu herhalde mutlaka anlamışsınızdır. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Çünkü bu genel bir etki. Kolektif alanda sağlık konuları 2020'de çok öne çıkıyor. Sizin de özellikle bu dönemde dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatınızda, günlük hayatınızda, mesleki hayatınızda biraz gecikmeler, sorunlar, rötarlar yaşayabilirsiniz. Ticari faaliyetlerinizde örneğin sorunlar karşınıza çıkabilir. Özellikle işiniz seyahatlerle ilgiliyse, eğitimle ilgiliyse, iletişimle ilgiliyse, Venüs retrosu bu alanları daha fazla vurguluyor. Yanınızda çalışan kişiler, hizmete aldığınız kişiler, yardımcılarınız, onlarla ilgili anlaşmazlıklar olabilir, işten ayrılmalar, bitişler olabilir. Evcil hayvanlarınızın genel sağlığı biraz sıkıntılı olabilir. Beslediğiniz hayvanlara da lütfen, özellikle Venüs'ün retro olduğu dönemde daha fazla özen gösterelim. 25 Haziran sonrası Venüs düzelecek. Bu koşullar yavaş yavaş iyileşecektir. Biraz daha şartlar rahatlayacaktır sevgili oğlaklar. Tabii tüm oğlaklar aynı etkiyi almıyor. Yani kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer siz bir öncü burçsunuz çünkü. Değişken burçlarda herhangi bir gezegen yerleşiminiz yoksa bu Venüs retrosu sizi çok etkilemeyebilir. Yani sizin dışınızda bir akrabanız ya da bir yakınlarınızdaki bir komşunuz, bir iş arkadaşınızla ilgili bir mevzu gündeme gelebilir. Yani bireysel olarak etki almayabilirsiniz ama kişisel doğum haritalarınızda özellikle yay, ikizler, balık, başak gibi burçlarda önemli gezegen pozisyonlarınız varsa o zaman bir şekilde size de bireysel olarak etkileri olabilir sevgili oğlaklar. Ve sevgili kovalar, yükselen burcu kova olanlar, Venüs 3 Nisan'la 7 Ağustos aralığında ikizler burcunda olacak. Sizin gibi bir hava burcunda. İyicil bir gezegendir Venüs. Bu açıdan baktığımızda aslında sizin için şanslı da bir geçiş bu. Birçok kovalar için çok özel fırsatlar, şanslar olabilir ki özellikle Venüs'ün ileri dönemde olduğu. Yani 3 Nisan 13 Mayıs arasını iyi değerlendirin. Bu dönem gerçekten sevgili kovalar, aşk hayatınız, çocuklarla ilgili sevinçler, mutluluklar, ticari faaliyetler, sosyal yaşamınız daha fazla canlanıyor, öne çıkıyor. Keyifli bir dönem sizin için. Venüs bir şans faktörü olacak bu süreçte. Yani önemli girişimlerinizi de bu dönemde yapmaya çalışın. Ama 13 Mayıs'la 25 Haziran arasındaki Venüs retrosunda biraz şartlar değişkenlik gösterebiliyor. Bazı duraklamalar olabilir, gecikmeler olabilir ya da hiç beklemediğimiz enteresan durumlar olabilir. Hamileliklerde dikkat etmek lazım. Venüs'ün özellikle bu retro dönemine, hamilelik, doğum ve benzeri konulara dikkat etmek lazım. Çünkü dişi organları yönetiyor Venüs. Retro dönemde enerji biraz yavaşlar, duraklar, zarar verici de olabilir. Ve 5. eviniz çocuklarla da alakalıdır. Yani bu alandaki Venüs retrosuna biraz dikkat edelim. Ama bazen çok ilginç fırsatlar, hani ikiz doğumlar, ikiz gebelikler ve benzeri şeyler de tabii ki böyle bir geçişte karşımıza çıkabiliyor. Aşk hayatınız önemli. Retroda çok nostaljik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yine dediğimiz gibi eskilerden gelen kişiler, unutamadığınız arkadaşlarınız, eski bir flörtünüz karşınıza çıkabilir. Kendisiyle görüşebilirsiniz. Bir hatırlama olabilir. Veya işte dediğim gibi unutamadığınız ama aslında yarım kalan ama aslında bir araya gelmeniz gereken bazı ilişkiler, bunlar bu yaşamla bağlantılı olabileceği gibi daha karmik ilişkiler de olabilir. Ruh ikisi dediğimiz gibi. Yani böyle ilişki fırsatları da bu dönemde karşınıza çıkabilir. Her kova için değil. Kişisel doğum haritanızdaki gezegen kombinasyonları burada çok önemli. Şimdi ikizlerde olan bir Venüs retrosu tabii ki değişken burçlardaki yerleşimi olanları birebir daha fazla etkiliyor. Ama o daha bir böyle bir stresli etkileşim olurken özellikle hava ve ateşler, ateş burçlarında Venüs'ünüz, Mars'ınız, Ay burcunuz varsa bu bahsettiğim daha hoş, daha nostaljik, daha karmik karşılaşmaların, ilişkilerin hayata geçmesi mümkün
olabilir. Bakalım yaşayalım neler göreceğiz sevgili kovalar. Ve sevgili balıklar ve yükseleni balık olanlar. Evet, 3 Nisan 7 Ağustos arasında tam 4 ay Venüs sizin 4. evinizde. Bu dönemde aile içi ilişkilerden, ev ortamındaki faaliyetlerden en fazla etkiyi alan burçlardan biri siz olacaksınız. Hani keyfi, huzuru, mutluluğu evde bulabilirsiniz. Biraz sakin ve kendi halinde geçirebileceğiniz bir dönem gibi görünüyor. Ya da aileyle ilişkiler sizi destekliyor. Ev almak, satmak istiyorsanız, evde bir tadilat yapmak istiyorsanız, evinizi güzelleştireceksiniz, mobilya alacaksınız. Lütfen 3 Nisan'la 13 Mayıs arası bunları yapmaya çalışalım. Çünkü Venüs burada daha iyi. Bu anlamda sizi memnun edecek şekilde olacak enerjisi. Ama 13 Mayıs ile 25 Haziran arasında bu bahsettiğim faaliyetleri yapmak isterseniz biraz sorunlar, gecikmeler, memnuniyetsizlikler oluşabilir. Lütfen buna dikkat edelim. Aile içi ilişkilere de özellikle bu retro döneminde dikkat edelim. Ebeveynlerle ilişkilerimiz biraz hani anlaşmazlıklara meyilli olabilir ya da aile içerisinde emlak paylaşımları olsun, miras konuları olsun, bir emlakla ilgili alım, satım, kiralama gibi konular olabilir. Bazı anlaşmazlıkların ortaya çıkması, sorunlarla karşılaşmamız mümkün. Ebeveynlerimizin bazı sağlık problemleri olabilir. Bizim biraz da onlarla ilgilenmemiz gerekebilir. Yine evlilik, düğün, nişan, anlaşmalar, sözleşmeler, her türlü bu tarz faaliyetlerimizi de retro döneminde çok fazla yapmamaya çalışalım. Mümkünse bu şekilde planlamayalım. 25 Haziran sonrasında koşullar daha uygun olabilir. Ve lütfen özellikle 5 Haziran ve yakınlarındaki Dolunay dönemi sizi çok etkileyeceği için hem Venüs retro hem Mars burcunuzda olacak. Genel sağlığınıza dikkat edin. Hem sizin hem aile üyelerinin genel sağlıklarına, kazalara, sakarlıklara bu dönemde dikkat etmek lazım. Hatta evimizin, mekanlarımızın, yazlık evimiz olabilir, kışlık evimiz olabilir. Hani buralarda böyle hava şartlarından, yağışlardan ve benzeri oluşabilecek zararlar, sıkıntılar, biraz maddi zararlar. Hani bunların da olma olasılığı var. Genel sağlığımız dışında yaşam alanlarımız ve ev alanlarımızda karşılaşabileceğimiz problemlere karşı da mümkün olduğunca bireysel önlemlerimizi almakta fayda var sevgili balıklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle balık, ikizler, yay, başak gibi değişken burçlarda Mars, Uranüs, Satürn, Ay yerleşiminiz varsa bu bahsettiğim zararlı etkileşimler özellikle Haziran ortalarında biraz daha öne çıkabilir. Buna bireysel olarak daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.